Radyo'dan merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da nasıl Fatih olabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür içeriklerden yararlanabilirsiniz. Şimdi ben ilk önce sezon 12'de Fatih mi oldum? Siz bu videoyu sezon 13'te de izleyebilirsiniz. Bilmiyorum ama ben taktiğini sizlere söyleyeceğim dostlar. İlk önce tekli, eşli ya da takımlı üçünden birini seçmeniz gerekiyor. Tekli de çok az puan veriyor ve bot olayı yok. Neredeyse var ama yok gibi bir şey. Eşli de orta. Ama eşlide çok fazla yılanlayan oluyor. Teklide de öyle. Ben takımlıda kastım. Takımlıda kasmama sebebim şu. Arada bir arkadaşlarım geliyor. Onlarla beraber kastığımız için, oynadığımız için takımlı kastım. Ben öyle Fatih oldum dostlar. Siz de artık Fatih olmak istiyorsanız kafanıza göre hangisini seçmek isterseniz seçin. Fatih olmak için saat gece 3'te ilk 500'e girmeniz gerekiyor. İlk 500'e girdiğinizde siz saat 3'te Fatih oluyorsunuz ve bir günde ne kadar eksi yerseniz yiyin. Yani Fatih'ten düşmüyorsunuz diye biliyorum. Ben düşmedim. Dün sıralamam 520'ye falan çıktı. Sonra geri düşürdüm. Fatih'ten falan düşmedim. Herhalde sanırım ilk gün hani ilk 500'de olduğunuz sürece Fatih'te olabiliyorsunuz. Diyelim ki siz şu an sezon 12'de bu videoyu izlediniz. Ama sezon 13'te rank kasmak istiyorsunuz. Sizlere tavsiyem şu. Sezon 12'de birazcık rank kasın abi. Nasıl diyeyim yani. Şimdi 5N'ye girin rank kasın. Olay şöyle. Eğer ki şu anda rank kasarsanız. Diyelim ki 12. sezonda taş kademesinde bıraktınız. 13. sezonda siz platin 5'ten başlıyorsunuz. Eğer ki as liginde bırakırsanız, as liginde bıraktığınız için diğer sezon platin 2'de başlıyorsunuz. Eğer Fatih'ten başlarsanız, yani Fatih'te bitirip diğer sezon tekrar rank kasarsanız platin 1'de başlıyorsunuz dostlar. O yüzden hani hiç olmazsa bu sezon şu videoyu izlediğiniz zaman taça kasın. Diğer sezonda Fatih'inize kalsın. Yani eğer Fatih olacaksanız, yok benim sürem yeter ben Fatih olurum diyenler de varsa keyfiniz bilir dostlar. Oynayın kalsın. Şimdi diyecekler biz 1KD ile Fatih mi olacağız? Hayır. Şöyle bir şey var, oyunda botlara puan vermiyor. Ama şöyle vermiyor. Eğer bot killeriyle ölürseniz puan yok. Ama diyelim ki 4 botunuz var, bir tane de gerçek adam öldürürseniz o botlar sizlere puan olarak geri dönüyor. Ama eğer sadece bot kill alıp ölürseniz puan gelmiyor dostlar. Ben Fatih 2.5 KD ile oldum. Onun sebebi ise şu dostlar. Ben 572 tane maç oynadım ve 7 haftada Fatih oldum. Normalde siz bunu 300 maçta falan rahat rahat olursunuz ama hani biz gidip rush yapıyorduk, eksi yiyorduk, geberiyorduk falan filan. Ben bayağı bir eksi yedim. Bir günde eksi 200 yemişliğim var, 3 günde 400 yemişliğim var falan filan. Bir de şöyle bir şey var, 3. şahsa göre burası, 3. şahsa 30 puan alıyorsanız burada 10 puan 15 puan alıyorsunuz. Yani oranın oranıyla buranın oranı farklı. Eğer ki puan istiyorsanız ilk başlarda taç kademesinde ilk ona oynamanız gerekiyor. İlk ona oynamanız gerekiyor yani garanti. Taç kademesinde ilk ona oynamanız gerekiyor. Sonrasında taç 2'den sonra artık hani 3. 4. falan olmalısınız ki puan versin. Çünkü puan durumu gittikçe azalıyor ve kill almanız şart abi. 0 kill ile oynarsanız puanı unutun yani. 4. olsanız artı 0 verir. İlla ki bir tane bot killiniz olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim sizlere dostlar. Yani kill şart. Bildiğiniz kill şart. Şimdi diyelim ki 5N'de kasmaya başladınız. Peki ben Fatih olacağım puanı nereden öğrenebilirim diyenler için hemen söyleyeyim. Şimdi şurada sezon kısmına tıkladığınızda benim sıralamam şu anda 473, görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. İlk 500'e girdiğinizde gece 3'te Fatih olabiliyorsunuz. Ama eğer gece 3'te diyelim ki sıralamanız 501, Fatih olamazsınız. Öyle bir ayarlamalısınız ki gece 3'te girdiğinizde ilk 500'ün içinde olmalısınız dostlar. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz hemen size söyleyeyim. Şurada EU kısmına tıklıyorsunuz. İlk 10.000'e girdiğinizde sıralaman gözüküyor bu arada, onu da söyleyeyim. Aslı yine çıktığınızda da sıralama gözüküyor. Yani rank kasacaksanız biraz süresine dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ilk 10.000'e girdiğinizde elmas kademesinde falan burada sıralamanız gözükür. İlk hafta kasarsanız. Eğer birinci hafta kasarsanız rahat rahat as kademesinde çıktığınızda direkt Fatih olursunuz. Birinci haftadan sonrası ise as 1 yıldız, as 2 yıldız diye gidiyor. Ben as 5 yıldızın birazcık ortasına doğru oldum. Çünkü hani 7. hafta falan Fatih olduğum için birazcık bayağı bir puanlar yükseldi dostlar. Ve ben de as 5 yıldızla Fatih oldum. Keşke başta o eksileri yemeseydim. Ben de direkt asta Fatih olsaydım ama birazcık fazla eksi yediğimiz için olamadık. Siz buradan rankınızı kasıyorsunuz. Diyelim ki taç 1'siniz. Burada
profilinizin sol kısmında rütbem yazan kısımda sıralamanızın kaç olduğunu gösteriyor. Burada ilk 500'e girdiğinizde direkt Fatih oluyorsunuz dostlar. Yani rank atacaksanız birazcık başta safe oynamanız gerekiyor. Herkese dalarsanız daldığınızda eksi alıyorsunuz ve o bir güzel acıtıyor canınızı. Çünkü eksi bayağı bir kötü, hani eksi 50 veriyor, eksi 45 veriyor. Yani bunları toplamanız yüksek kademelerde 3-4 maçta toplayabiliyorsunuz. Mesela bu sezon son hafta bir 58 MB'lık güncelleme getirdiler. Puan durumu aynen şöyle oldu. Eğer bir tane bot alırsanız, ikinci olursanız artı 1 artı 2 alıyorsunuz. Yani bu sezon bayağı kötüydü. Hani son zamanlarda bir güncel getirdiler ve puan işi bitti. Eğer sezon 13'te kastayacaksanız size tavsiyem ilk 2 hafta içerisinde as olun ve ilk 500'e girmeye çalışın. Sonrasında gittikçe zorlanıyor ve sizin rank kasma işiniz zor oluyor dostlar. Yani bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere yardımcı olabilmişsimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay.